Bugün şunu da söyleyeyim, iyi olacak hastanın ayağına doktor gelirmiş ya. Fitoterapistimiz Mustafa Aydınlar çok özel bir konuya değiniyor. Listesinde baktım, halsizlikten şikayet edenler için. Hani bazen hasta değilsinizdir, depresyonda da değilsinizdir ama halsizsinizdir. Sabah kalkarsınız uykunuzu almamışsınızdır. Öğlen olmuştur, hala bir bitkinlik, bezginlik vardır. O halsizlikten ben de müzdaribim sevgili hocam, Mustafa hocam. Evet. Tabii bu günümüzün hastalıklarından, bilgisayarın başında duruyor, evet, devamlı oturuyor, vücut fonksiyonları hareket etmiyor. Bundan mütevellit beyindeki oksijen azalıyor, glikoz azalıyor. Bu sebepten dolayı bakıyorsan halsizlik, dermansızlık oluyor. Ama bunları giderecek bazı gıdalarımız var. Tabii bu arada başlayayım. Ben haşhaşla ilgili olarak, haşhaş dediğimiz zaman tabii yani uyuşturucu bir bitkidir. Ama Cenab-ı Hak bunu o şekilde yapmış ki, yani haşhaşın kapsül kısmını çizdiğimiz zaman da bir süt akar, beyaz bir süt akar. He. O dışarıya geldiği zaman, havayla temas ettiği zaman da siyahlaşır, oksit olur. İşte o sütün içerisinde sakız, haşhaş sakızıdır o. Onun içerisinde kokain, teobramin, morfin vesaire, o uyuşturucu olan, alışkanlık yapabilecek olan bazı ağrı kesiciler vardır. Bunu tıpta ve eczacılıkta biz bunları kullanırız. Feridun Bey de bilir bu noktada. Bunları kullanırız. Ama ayrıca bunun Cenab-ı Hak öyle yapmış ki, evet siz bu önemli şeyi, bitkiyi, sadece bu uyuşturucu kısmını onlara bırakın, doktora, eczacıya, ama halk olarak da yaprağından istifade edin ve tohumundan istifade edin. Tohumu, haşhaş tohumu diye, şu anda evet, kullanacağız. Tohumu, bu tohumu hem rahiya noktasında hem vitamin noktasında ve mineral noktasında çok güçlü bir besleyici. Hangi vitaminler var içinde? Bunun içerisinde A vitamini var, B kompleks vitaminleri var ve daha ziyade mineraller noktasında fevkalade üstün vasıfları vardır. 20'ye yakın o sütte alkaloid olmakla beraber bunun, bu şeyde uyuşturucu olan şey yoktur ya. He, tamam. Yani Mustafa hocam şu demek istediği, tohumunda herhangi bir şekilde uyuşturucu ilgili bir şey yok. Mustafa hocamın ne demek istediğini hepimiz algıladık. Haşhaşın tohumunda herhangi bir uyuşturucu madde yoktur. Gönül rahatlığıyla yemeklerinizde kullanabilirsiniz. Tabii, hanımlar, yağ, beyler demek istedim. Kaliteli bir yağdır. Uzun zincirli doymamış yağ asitleri ihtiva etmektedir. Aşağı yukarı zeytinyağıyla yarışmaktadır. Aman güzel, çok güzel. Haşhaş yağı, öyle mi? Evet.